çok değil. Bundan 5 yıl önce ailelerin baskısına, onaylamamasına rağmen bir evlilik yaptım. İlk sene çok mutluyduk. Her şey yolunda gibiydi. En azından biz öyle zannediyorduk. Daha birinci senemiz dolmadan tuhaf olaylar olmaya başlamıştı bile. Gece uyuyamamalar, uyuyunca kötü kabuslar görüp bağırarak uyanmalar. İlk başta normal gelse de zamanla çok can sıkıcı hale gelmeye başladı. Eşimle arama giren soğukluk, ayrı yatmalar, birbirimizle konuşmamalar, arada bir beraber olurduk. O da çok çocuk istediğimiz içindi. Sürekli bir kaynana baskısı vardı. Yok mu hala bir şey? Yapın artık. Ona rağmen hamile kalmıştım. Hayatımın en mutlu anıydı. Tabii ben öyle zannediyordum. Hamileliğim çok sıkıntılı geçti. Sanki karnımda bir bebek değil bir canavar vardı. İlk 3 ayım yatakla tuvalet arasında geçti. O süreçte hiç arayıp sormayan aileler de cabası. Artık 3 aylık olmuştum. Hem heyecan hem de korku hepsi bir arada karışık duygular içerisinde bir gece yatarken yatak odamın kapısında uzun boylu bir siyah gölge belirdi. İlk başlarda korktum. Bu gölge zamanla daha belirgin olmaya başlamıştı. Orada durması artık korkudan ziyade bana güven veriyordu. Sanki beni sakinleştiriyordu. Bu normal miydi? Hamileliğin başlarında aramayan kendi ailem ve eşimin ailesi o gölgeyi görmeye başladığımdan beri arayıp sorar oldular. Ben de onlara gördüklerimi anlattım. Bana bunun normal olduğunu, her hamilelikte olduğunu söylediler. Gerçekten de normal miydi? Bütün hamilelere olur muydu böyle şeyler? Artık 5 aylık olmuştum. Hala yatakta geçen bir hamilelik, şiddetli ağrılar ve tabii ki artık benimle konuşan bir gölge. Evet evet, acaba deliriyor muyum? Ama hayır, konuşuyor ve o konuşmaya başlayınca gerçekten korkmaya başlamıştım. Çünkü karnımdaki bebeğin kendi bebeği olduğunu söyleyen bir gölge vardı karşımda. 6 aylık olunca onu benden alacağını, onun onlara ait olduğunu söyleyen bir gölge. Hemen eşimi uyandırdım, ona anlattım ve bana inanmadı. Rüya falan gördüğümü, yatıp uyumamı söyledi ama gördüklerim gerçekti. Ne yapmam gerektiğini bilemedim. Kime anlatabilirdim ki? Kimse yoktu. Anlatsam da kim inanırdı? Artık 6 aylık olmuştum. Bir gece uyuyordum. O gece ilk defa rahat uykuya daldım. Normalde hamileliğim boyunca uykuya dalmam kolay olmamıştı. Ben o gece çok güzel uyudum ve rüyamda o gölgenin yatak odama girdiğini gördüm. Normalde hiç girmezdi. Hep kapının eşiğinde beklerdi. İçeri girdi. Önce karnıma dokundu. Hiç hareket edemiyordum. Çünkü 2 tane kadın kollarımdan tutuyordu. Ve karnım ortadan ikiye ayrıldı. Bebeği karnımdan çıkardılar. Çok çirkin bir bebekti. Gerçek bir bebeğe benzemiyordu. Bebeğimi alıp birden hepsi kayboldu. Eşim beni uyandırdı. Bağırıyormuşum. Kendime geldiğimde her şeyi anlattım eşime ama karnım şişti. Kabus görmüşsün belli ki deyip beni geçiştirdi. Eşim ertesi gün işe gitti. O kadar açtım ki zorla yataktan kalktım. Gece karanlıkta göremedik herhalde. Karnımda, kollarımda bazı morluklar vardı. Çok acıyorlardı ve kasıklarıma aniden giren kasılmalardan sonra hemen eşimi aradım. Çabuk gel. Çok ağrım var, sancım başladı dedim. Ama daha çok erken, daha 6 aylık, yalancı sancı olmasın dedi telefonda. Ben de acil gelmesi gerektiğini söyleyip kapattım. Bir süre sonra eşim geldi. Hemen hastaneye gittik ve doğum artık başlamıştı. Bir hafta hastanede kaldım. İğneler, serumlar. Bu şekilde doğum durduruldu ama her gece işkence gibiydi benim için. Gördüklerim, yaşadıklarım normal değildi. Artık çok kızgındılar, bebeği istiyorlardı. Bir haftanın sonunda bebeğim artık oldu.
sezeryan doğum yaptım. Belimden iğne yapıldı ve ben uyanıktım. Her şeyi duyuyordum. Doktorumun beni sakinleştirmesi, güzel güzel konuşup hiçbir şey olmayacak demesi. Evet, ilk kesik atıldı. Bir süre sonra bir hemşire çığlık atmaya başladı. Aman Allah'ım, bu nasıl olur diye. Doktorumun bağırması, neler olduğunu anlamıyordum. Soruyorum, bir cevap yok. Sadece oradan oraya hareket eden hemşireler, bana bakan korkunç yüzler. Bebeğim ölü doğmuştu ama herkesi korkutan görüntüsüydü. Bebeğimin görüntüsü, 3 tane gözü vardı ama tek gözü açıktı ve kocamandı. El ve ayak parmakları yoktu. Devam etmek istemiyorum. Belliydi, normal bir bebek değildi. Zaten yaşamıyordu. Kendimi çok zor toparladım. Psikolojim berbat bir durumda. Kimseyle görüşmüyorum, evden çıkmıyorum. Bu şekilde aylar geçti. Eşimle aramız hiç düzelmedi. Ayrı yatıyoruz. Aynı evde iki yabancı gibiyiz. İkimiz de durumun farkındayız ama bir şey yapamıyoruz. 2 ayın sonunda bir arkadaşımızın vesilesiyle Bolu'ya gezmeye gittik. Ev kiraladık. 2 gün orada kaldık. O kadar iyiydi ki yeni evlenmiş gibi aylardır birbirimizin yüzüne bakmayan biz orada aynı odada yatıp birlikte olmaya başladık. Ama kendi evimizde neden öyleydik? Burada böyle. Çok konuştuk. O gece evi değiştirmeye karar verdik. Evimize döndüğümüzde ilk iş ev aramaktı. Kaynanamlar bize ev bulmuşlar bile. Onların mahallesinde bir apartmana aynı gün içinde taşındık. Her şey çok güzeldi. Birlikte yatıyor, tekrar çocuk istiyorduk ama olmuyordu. Doktora gittik. Hiçbir sorun olmamasına rağmen çocuğumuz olmuyordu. Bir akşam üzeri evde oturuyorum. Eşimin işten gelme saatiydi. Kapı çaldı. Açtım. Orta yaşlarda, çarşaflı, hafif tombul, kısa boylu, yüzünde kocaman bir peni olan bir kadın vardı. Buyurun diye sordum. Birini aradığını, bulamadığını, sonra başının döndüğünü söyledi. Bana bir bardak su verir misin dedi. Tabii dedim. Hemen getirdim, içti. Kapıda sohbet ettik. Sanki tanıyormuşum gibi ama ne konuştuğumuzu, ne anlattığını hiç hatırlamıyorum. Benden bir parça da ekmek istedi. Teyze, içeriye gel dedim, davet ettim. Ama ben böyle biri değildim. Tanımadığım bir insanı eve asla almazdım. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Teyze içeriye girdi. Yemek verdim. Sen çok güzel bir kızsın. Sana bir dua okuyacağım. Karşıma otur. Kafanı yere eğme sakın dedi. Ben de tamam dedim. Ama niye yere bakma demişti. Anlamamıştım o an. Teyze bir şeyler söylemeye başladı ama anlamıyordum. Arapça değildi. Arapçayı biliyordum. Farklı bir şeyler söylüyordu. Sonra başımdan sırtıma doğru sıvazladı. Hadi sen bana bir bardak daha su getir, gideyim ben dedi. Mutfağa gidip bir bardak su aldım geldim. Ama teyze yoktu. Ne yapacağımı bilemedim. Eşimi arasam kızardı. Neden tanımadığın insanı eve alıyorsun diye. Bir komşumuz var. Hemen ona gittim. Olanları anlattım. 3 aylardayız. Korkma, Hızır falandır dedi. Ben de kendimi ona inandırdım. 2 gün sonra akşamüstüydü. Eşim evde yoktu. Çok sıcak. Bunaldım. Banyoya girdim. Hemen duş alıp çıktım. Tam odaya girdim. Orada düşüp bayıldım. Eşim buldu beni. Kendime geldim. Yatırdı beni. Hemen ne oldu diye sordu. Bilmiyorum dedim. Tansiyonun düştü galiba dedi eşim. Ertesi gün eşim işe gitti. Temizlik yaptım. Yine bayıldım. Düşerken kafamı sehpaya çarptım. Yarıldı. Öğlen eşim buldu yine beni. Beni birkaç kez gün içerisinde aramış. Ben açmayınca merak etmiş, eve gelmiş. Beni öyle görünce çok korkmuş. Hemen hastaneye gittik. Dikiş atıldı kaşıma. Sonra eşim beni kaynanamlara bıraktı. Yalnız kalmayayım diye. Kaynanamlar müstakil, bahçeli bir evde oturuyorlar. Bahçede oturuyorduk. Ben yine bayıldım. Yine hastaneye gittik. Serum falan derken beni nörolojiye sevk ettiler. MR çekildi. Ama her şey normaldi.
hiçbir sorunum yoktu. Sakinleştirici yazdılar. Tam bir ay boyunca ölü gibi yattım. Yattığım süre boyunca hep hayaller gördüm. Evime o gelen kadını görüyordum. Beni korkutuyor. Zorla bir düğüne götürüyordu. Bir köye gidiyorduk. Çok kalabalık. Bahçeli bir evde düğün oluyor. Gitmek istemiyordum ama zorla götürüyordu. Ama o da ne? Damat eşim. Nasıl olur? Gelinin arkası dönük. Onu göremiyorum. Eşimi görünce hızlıca girdim bahçeye ama beni tutup zincirle bağladılar. Bağırıyorum. Kimse duymuyor. Herkes tuhaf dans ediyor. O teyze kocaman bir kazanda hep bir şeyler pişiriyor ve bana yediriyordu. O kadar açtım ki yediğim şeyin tadı çok güzel geliyordu. Evet, evet bildiğiniz çiğ et yedim. Sonra bana zarar vermeye başladılar. Rüyamda koluma 3 tane çizik attılar. Çok canım acıdı. Uyandığımda herkes başımda dualar okuyordu. Kolumu sarmışlar. Ne oldu dedim. Bağırmaya başlamışım. Yapmayın, çok canım acıyor diye. Sonra kolum kanamaya başlamış. Nasıl olur? Rüyada gördüğüm gerçekten nasıl olurdu? Bu böyle devam etti. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Sonra hocaya gittik. Pamukova diye bir yerde. Hoca okudu üfledi. Geldim yine. Her şey aynı. Hiçbir değişiklik yok. Başka başka hocalar. Gitmediğimiz, görmediğim hoca kalmadı. Artık yürüyemiyordum. Her yerimde kesikler vardı. Ellerim, ayaklarım, bütün vücudum, sırtımda, yüzüm bile o kadar acıyordu ki günden güne sanki ölüyor gibiydim. Sonra bir hoca bulduk. Eve geldi. O bana iyi geldi. Çiziklerim azalmıştı. Zamanla iyi oluyordum. Sonra bir cinle tanıştım. Adı Sare. Hakkında çok bilgi vermemi istemiyor. Onun bana çok yardımı oldu. Her dakika yanımda, beni diğer kötü cinlerden koruyordu. Hocamız artık bunlara alış, her an, her dakika seninle olacaklar dedi. Zarar vermesinler, o benim için yeterdi. Öyle de oldu. Artık zarar vermiyorlardı ama onları görüyordum. Eşimle çok çocuk istediğimiz için tekrar denemeye karar verdik ve oldu. O kadar uzun aradan sonra hamile kalmıştım. Acaba doğru mu yaptık? Tam iyileşmeden yapmak doğru muydu? Ya tekrar aynı şeyler olursa, ya bebeğimi yine kaybedersem, bu acıyı tekrar yaşayamam. İlk aylar her şey yolundaydı. Artık iyiydim. Sare'nin sayesinde korkmuyordum hiçbir şeyden. Bebeğim sağ salim dünyaya geldi. Tabii ki bazı farklılıkları var. Bebeğim de gece kesinlikle uyumuyor. Sabah ezanına kadar ayaktayız. Bazen çok dikkatli ve derin derin bakıyor. Var öyle birkaç değişiklik. Zamanla anlamaya çalışıyorum. Biliyorum. Benim gördüklerimi bebeğim de görüyor. Hikaye burada son buluyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.